yazıyorsun kanka? Ya bakmasan arkadaşım. Niye bakmayayım ki? Bizim birbirimizden gizlimiz saklımız mı var? Var tabii. Biz seninle yapışık ikiz miyiz? Neyiz anasını satayım? Songül, o ne demek? Ne diyorsun? Bıktım artık diyorum kadar. Anladın mı? Sürü gibi yaşamaktan, size annelik yapmaktan bıktım. Artık tek başınasınız. Bensiz yaşamaya alışın. Ne oldu ki şimdi? Bitti mi işiniz? Bitti, bitti. Biraz konuşalım o zaman senle. Ne konuşacağız? Şu okulda hoşlandığın adam hakkında canım. Çok merak ediyorum, var mı gelişme, ne oldu? Var, olmaz mı? Gün geçtikçe yakınlaşıyoruz birbirimize. Ciddi misin? Çok sevindim. Ama sevgilisi varmış, biliyor musun? Ne diyorsun ya? Ama aralarındaki duygusal ilişki bitmiş yani. Ama kız üzülmesin diye kenara atamıyor. Ama kız böyle daha çok üzülür. Kıza belli etmiş aslında ayrılmak istediğini ama kız ayrılmak istemiyormuş. Bayağı inat etmiş yani. Aa, gurursuz. Ha, kendisini sevmeyen bir adama niye yapışır ki bir insan, anlamıyorum. Ama belli ederek de olmaz bu işler. Bence seninki düzgün bir şekilde ayrılmak istediğini söylesin kıza. Yakında o da olacak inşallah. Hadi bakalım, aşk kazansın o zaman. Bence de. Canım benim ya. Ne güzel. Feride. Sen Toprak'tan önce nişanlıydın değil mi? Evet, nişanlıydım. Aldatmıştı beni. Çok acı çektim. Ama sonra Toprak'ı bulduğumda beni iyi ki aldatmış diye sevindim. Peki seni hiç aradı mı af dilemek için falan eski nişanlı? Tabii canım. Bayağı aradı. Mesajlar attı. Ama kararlı olduğumu görünce vazgeçti. Aa, kurabiye yapmıştım ben Toprağa. Götüreyim diyesin. Mutfakta var, sen de alırsın. İstemem senin kurabiyeni. Fırın 750. Buzdolabı için 800 yazmışım. Mutfak, yenileme masrafları ile birlikte bu iş için gereken sermayemiz bu Mesut'e. Çok bu. Bu kadar parayı nereden bulacağız Banu? Bu iş başlamadan biter. Bak, şimdilik elimizdeki imkanlarla başlarız. İş aldıkça büyütürüz. Hatta kredi bile çekeriz. Ha, bu arada yarın için ben bazı şirketlerden randevu aldım. Onlara tadım yaptırmak için böyle tabaklar hazırlayacağız. Tamam. Ben sabah erkenden hazır ederim taze taze. Mesude, bak bu iş tutarsa çok para kazanırız, çok. Kazanırsınız, kazanırsınız. İş dünyası da sizi kişapşıyı bekliyordu zaten. Niye öyle diyorsun Kemal? Siz Dunkof musunuz kız? He? Yahu kuru fasulye pilav satarak zengin olduğu nerede görülmüş? Sen öyle zannet. Senin o adım atamayacağın zengin muhitlerde ne kuru fasulyeciler var. Küçümse bakalım. Bir defa biz çok önemli şirketlere servis yapan bir firma olacağız. Bu iş ortaklığını borsaya da haber verseydiniz hemen. Bana bak kız Mesude. Sen de konuşmana hazır et. Yılın en başarılı iş kadın ödülü aldığında törende yaparsın konuşmanı. Ya sen niye bizim moralimizi bozuyorsun Kemal? Boş ver, sen takma onu. Nasıl olsa son gülen biz olacağız. Neyse, biz devam edelim. Çok güzel olmuş. Beğendin mi? Ellerine sağlık.
Afiyet olsun canım benim. Ne ara yaptın sen bunu? Hı? Hani yorgundun? Aa, yo. Özlem öyle söyledi. Allah Allah. Evet. Ha, ben işten eve geldim diye öyle söylemiştir. Herhalde. Özlem'le ilgili bir şey söyleyeceğim sana ama aramızda kalsın. Tamam, söyle. Sizin okulda bir öğretmenden hoşlanıyormuş. Ha? Ha canım. Bu söyleyip de utandırma sakın kızı. Tamam, söylemem, merak etme. Kim acaba? Bilmiyorum, pek de gizemli. Sır verip sır vermiyor. Ben de çok merak ettim vallahi. Bizim şey var. Matematikçi Ferit Hoca var. Hı. O mu acaba? Ama yok, o da Özlem'in anlaşabileceği bir tip değil. Başka kim olabilir ki?